Ambulans yol istiyor, özel bir turizm şirketinin araçları yol vermiyor. Gelişim önemliye senin arkadaşım. Bir otobüsü sollayan ambulans ikincisine takılıyor. Israrla yol verilmiyor. Sirenlerin ısrarcılığına dayanamayıp nihayet sola geçiyor. Ambulans da son hızla hastasını yetiştirmeye gidiyor. Koyunlar önde, çoban arkalarında. Trafiğin ortasında onlarca koyun. Mahallenin ortasında koyunlar gidiyor. Çoban sağa sola dağılan koyunları bir oraya bir buraya koşarak bir arada tutmaya çalışıyor. İstanbul Bahçeli Evler'de güvenlik kameraları kayıtta. Levent Ayvazoğlu da başından geçen bu hırsızlık vakasını bizlerle paylaşıyor. İlk başta motoru hedef aldığını düşündüğümüz hırsızlar meğerse brandayı gözlerine kestirmiş. Brandanın üstündeki taşları yere indiren hırsızlar brandayı kucakladıkları gibi gözden kayboluyor. Yanaş. Bagajla seyahat etmek günümüzün modası haline geldi. Halil Kaya'nın çekim yaptığını fark ettiklerinde el sallıyorlar. Tehlikede olduklarının farkında bile değiller. Motosikletlerde ikiden fazla insan taşıyan gördük. Hiçbir tedbir almadan motorları değişik şekillerde süreni de gördük. Ama hiç merdiven taşıyanı görmedik. Kafasını merdivenin içinden geçirmiş, gideceği yere doğru ilerliyor. Kaza yapması an meselesi. Sümeyye Bahadır Akbıyık yangın haberini bizlerle paylaşıyor. İstanbul Sultanahmet'ten gönderiyor. Kimsesiz bir adamın yaşadığı öğrenilen ev küle dönüyor. Evsiz adamın akıbeti ise bilinmiyor. Gaziantep'te bir sokak yarışı. Trafiği açık alanda yaptıkları bu yarış bir suç. Kendi canlarını bir yana, normal sehrinden giden araçları da büyük bir tehlikeye sokuyorlar. Bu yarışı düzenleyenler durumun ciddiyetinden pek haberdar değil gibi. İngiltere'de yaşayan vatandaşımız Orkun Terlemez bizlere tanık olduğu bu kazayı paylaşıyor. Kadın şoför fren yerine gaza basınca evin duvarını yıkıyor. Neyse ki kimseye bir şey olmuyor.